Evet sevgili arkadaşlar, merhaba. Yolda yürürken canım sıkılıyordu. Bir video çekeyim dedim. Artık dedim böyle günlük vloglar mı yapsam size? Vlog mu deniyor bunlara, ne deniyor? Ben her gün minibüsten, otobüsten indikten sonra ofise yürürken böyle 700-800 metre kadar, böyle 1 kilometreye yakın yol yürüyorum Antalya'nın bu sıcağında. Of, hava çok sıcak. Ben biraz dombili malum. Çabuk da terliyorum, o yüzden hızlı da yürüyemiyorum. Gerçi yavaş yürüsem de terliyorum da. En azından böyle biriyle muhabbet ediyor gibi yürümüş olurum. Hem de günlük sohbet yaparız diye düşünüyorum. Yazın bu hazır futbolsuz geçirdiğimiz günlerde gündemden konuşuruz. Salih Uçan'ı Antalya, Alanya Spor almış. Öyle bir haber okudum. Empoli'de geçirmişti sanırım geçen seneyi. Ne bileyim, transferlerden konuşuruz. Galatasaray'da yönetim idari yönden ibra edilmemişti ya, bugün mahkemesi vardı. Ne olmuş? Bir şey olmuş. Mahkemeden çıkan karara göre şey olacak, bir seçime gidilmeyecekmiş yani. Sorun görünmüyor şu an Galatasaray'da. Bu arada Fernando'yu satmış Sevilla'ya. Galatasaray Sevilla'ya vermiş 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle. Bu transferin Banega ile alakası yok diyorlar. Bir orta sahada oynayan Mesa'yı istiyorlar elinde bonservisiyle. İlginç haberler okuyoruz arkadaşlar yani. O yüzden artık transfer videoları da belli olmadan bir şeyler çekmek istemiyoruz. Çok da belli olan bir şeyler yok. Yani başka ne var? Beşiktaş yine bir transfer haberlerinde söylediğimiz Holby miydi neydi, öyle biriyle görüşmek için İstanbul'a mı ne geliyormuş. Yani benim duyduklarım bunlar. Trabzonspor'da bayağı bir söylentiler var. Hem Abdülkadir için hem Yusuf için acayip söylentiler dönüyor. Onun dışında başka benim duyduğum neler vardı ya? Avrupa'da bazı haberler okudum ama tabii çok belli olan şeyler yok. Rodriguez ve Kolarov için Fenerbahçe gün sayıyormuş. Hayırlı olsun diyelim, eğer varsa gerçekten öyle bir şey. Bir para gelmesini bekliyorlarmış bunları açıklamak için. Kimin parasıydı o? Fenerbahçe kimi sattıydı ya? Evet, karşıdan karşıya geçiyoruz. Hatırlayamadım ben. O kadar çok haber okuyorum ki artık unutuyorum yani. Birinin parasını gelmesini mi bekliyormuş neymiş, ama Rodriguez'le Kolarov söylentileri artmaya başladı Fenerbahçe için. Hayırlı olsun diyelim onlara da gelirse. Beşiktaş'ta pek bir hareketlilik yok. Kovarejman'ın kalacağı kesinleşti herhalde. Onun dışında Fenerbahçe'de zaten Kuruse, Emre bilmem ne, onlar tamam. Şimdi bugün tabi Perşembe, Toto maçlarına çalışacağım. Toto videosu çekeceğiz bugün için. Bir de bayağıdır istek var. Maç analizi nasıl yapılır abi? Nasıl analiz yapmalıyız? Bununla ilgili video çeker misin diye. Bunu da bir çekeceğiz bir haftadır ama bir türlü fırsat bulamadık. Bugün olmadı yarın, olmadı en geç pazartesi çekeriz herhalde. Çok ilginç videolar izliyorum. Artık yani gülüyorum ya. Son izlediğim video maç kodlarıyla alakalıydı. Arkadaş kodlardan bir matematik çıkarmış. Nasıl bir matematikse, onun sonucuna göre sıfıra en yakın noktaya çıkan, yani bir rakam buluyor, 3 tane rakam buluyor. Mesela maç sonu 1'in rakamı artı 150, maç sonu 2'nin rakamı eksi, işte bu tarafta eksi 80. İşte maç sonu 0'ın bulduğu rakamı da 10, artı 10. Hangisi en yakın 0 noktasına diyor? 10. Yani berabere bitecek. Tabi bunları bitmiş maçlar üzerinden gösteriyor.
Yani bu taktiğe göre başarılı oluyormuş arkadaş. Onun dışında geçen yine gerizekalı bir video izledim. Aptal bir video. Ya bunları o videoda anlatacağım tabii de. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. O da diyor ki iki takım maç mı yapıyor şimdi diyor. Giriyorsun diyor son 3 maçına. Son oynadıkları 3 maça. 2 değil bak. 4 de değil. 5 hiç olmaz. 5 çok. 3 maçı. Son 3 maçına giriyorsun. Attıkları yedikleri gole bakıyorsun diyor. Kaç gol atmış, kaç gol yemiş. Topluyor. Rakibin diyor işte son 3 maçına giriyorsun. Giriyor ona da. Onları da topluyor. Kaç atmış, kaç yemiş. Vay efendim 16'nın üstündeyse. Şu baktığı maç, incelediği maç üst biter. Vay efendim 16'nın altındaysa alt biter. Ya arkadaş bu kadar mantıksız, aptal, gerizekalı bir mantık olabilir mi? İşte bunları izleyen, dinleyen, inanan, bazıları en az bunlar kadar gerizekalı, aptal ama bazıları da iyi niyetli, saf, bu işi bilmediklerinden aldanan ve futboldan da anlamayan insanlar inanıyorlar bunlara. Ya maçın adı kim? Takım kim? Ona bile bakmıyor adam ya. Bu anlattığım işte bir koduyla uğraşan biri, golleri toplayan. Tabi Orhan şikesi olayı gündemde. Kesinlikle hayal ürünü. Hangi gerizekalı bulduysa o adı. Orhan şikesi diye bir şey yoktur. Buna inanan, bunun var olduğunu düşünen de bir şey demeyeyim de futboldan anlamıyordur. Öyle diyeyim en kibarcısı. Çünkü o söyledikleri şey oran istatistiğidir arkadaşlar. Oran istatistiği. Ha o da nedir? Futboldan anlamayan yine. Takip etmeyen, bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen. Bakar istatistiklere. Ona göre istatistiklerden çıkarır. Bak daha önce de bu maç böyle olmuş. Böyleyken şöyle sonuçlanmış. Şöyleyken bu oran gelmiş. Oran şikesi var burada. Çat bu oran gelecek. Yapma ya. Biz boşa maç izliyoruz ya. Vallahi boşa takip ediyoruz. Futbolcuları boşa tanıyoruz. Yani ne kadar kolaymış iddiadan para kazanmak. Şansa nasıl ihtiyaç yok ya. Bunları yap işte bu üç verdim taktiği. Birinde oran istatistiği tut. Birinde golleri topla. Birinde verdikleri orana şeyin maç koduna bak. Bu hesaplamaları öğren. Matematiğin iyiyse bitti yırtarsın. O derece yani. Ya bir de bundan birkaç ay önce çok aptalca bir şey daha izledim de onu hatırlayamıyorum bile, o derece aptalca. Saat filan giriyordu bu sefer işin içine ya. Maçın saatine göre mi ya? Ya arkadaşlar takım adını bile bilmeyen, maçla ilgili konuşamayan, takip etmeyen adamların saçma sapan uydurduğu taktik adı altında saçma sapan şeyler yani, bunlara inanmamak lazım. Ama işte biz ne kadar söylesek de, bilinçlendirmeye çalışsak da maalesef saf diyelim onlara, iyi niyetli saf yani, salak aptal değil de insanlarımız var. Bu arada dolandırıcılara karşı yine her zaman uyarıyoruz ama hala Bayus Uzmanı diye bir arkadaşımız var Cemal Türk adında. Yine kanalını takip edebilirsiniz. Bayus Uzmanı Cemal Türk. Böyle güzel işler yapıyor kendisi. Dolandırıcılara ifşa ediyor. Yani dolandırıldıysanız kanıtlarıyla beraber kendisine mail atarsanız yazışmaları şunları bunları. Onları ifşa ediyor videosunda. Yine birini yakalamış. Dün izledim videosunu. Yabancı isteğe, yurt dışı isteğe hem yönlendirip hem insanların parasını alıp hem de kasa sıfırlanınca ortadan kaybolan, uyanık geçinen, milletimizi saf salak yerine koyan maalesef böyle insanlardan biri. İddia 2019 muydu neydi onu da hatırladığım kadarıyla. Ya biz korkumuz yok. Bizim yerimiz, yurdumuz, adımız. Her şey belli biliyorsunuz, o yüzden açık açık bunları ifşa edebiliyoruz. Vay be, birden güneş gitti, tam ben stüdyoya geldim. Ama tabii hava yine sıcak hala. Evet, Cemal kardeşimizi de takip edebilirsiniz. Güzel işler yapıyor, her zaman yanındayım dedim bir şeye ihtiyaç olursa. Biz bu işlerin her zaman peşindeyiz, ne kadar iyi niyetli bir şekilde sizlere kazandırmak için çalıştığımızı biliyorsunuz artık, görüyorsunuz. Bizi de tanıdınız. Valla ben her gün bu yolu yürüyorum. Ama bu yol inanın bitmiyordu. Bakın yaklaşık 10 dakikada yürüdüm. Sizlerle muhabbet edince sanki daha kolay bitti gibi. Kapıyı çalıyorum.
Yönetmen daha gelmemiş herhalde. O zaman anahtarımızı çıkaracağız. Sizlere de veda edeyim yavaştan. Artık ofise geldim. Evet, ofisimize de geldik. Böyle bir girişi var tabii. Girişte şöyle paşamıza bir selam çakıyoruz. Selam paşam. Böyle çakmıyoruz tabii de. Şimdi elim dolu. Evet, giriyoruz. Görüyorsunuz böyle bir ortam bizleri bekliyor. Mutfağımız, yönetmenin masası, benim yayın masam. Zaten bunları daha önce video çekmiştim, hikayelerde paylaşmıştım. Böyle bir stüdyo kiraladık. Bakalım ayranımız yok içmeye. Bu şekilde şey yaparız. Hadi arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Yapayım mı böyle? Yorumlara yazın. Böyle günlük o yolu yürürken sizlerle böyle muhabbet edeyim mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim hoşuma gitti. Yol çabuk bitti en azından. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın diliyorum. Ben bir elim yüzümü yıkayım, kendime geleyim, sonra Toto maçlarına çalışacağım. Like ve yorumlarınızı desteklerseniz seviniriz. Onu da demeden yapamıyoruz yani. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz.